Önemli bir blok. Mike James şimdi. Daniel Hackett'ın bu akşam 21 sayısı var ama 30 verimlilik puanı var, onu da ekleyelim. Mike James her ne kadar bu takımın az solisti gibi gözükse de şimdi tepeden oynayacak. Mike James çembere gitti. Basketi buldu Mike James. Bir katkı da ben sağlayayım dedi artık. Yoksa eksi verimliliğe düşecek diyeceğine. Jordan Lloyd. Lloyd çembere gidiyor. Lloyd karşılık veriyor. Jordan Lloyd'un 18. sayısı. Sezon ortalaması şu ana kadar 21.3. Lloyd 18 sayı. 20 oldu. Bu baskette 20 oldu. Ben güncellemiş olayım tekrar. Mike James birebir oynadı. Lloyd'a karşı faul problemi var. Üzerine gitti. Daniel Hackett. Hackett yanıyor, yanıyor Hackett. Daniel Hackett. Mike James'in 7. asisti oldu bu arada. En önemli katkısı. Daniel Hackett. 70-64. 21 sayısı var Hackett'ın. 6'da 4. 3 sayılık isabet. Top Reid. Kaçtı. Burica. Reid geldi tamam. 3 sayılık isabet. Top Reid. Kaçtı. Burica. Reid geldi tamamladı. Takip smacı diyeceğim ama böyle bir topu attı çemberin içine resmen. Çok da smaç demeyelim. Mike James. Şimdi Clyburn'u buldu. Clyburn ne yaptı? La Monica'nın klasik hareketi. Çizgiyi gösterdi, bastı Clyburn. Daniel Hackett bu akşam gerçekten liderlik ediyor. Zaten tecrübeli bir isim. Yani Siena, Olympiakos, Milano, Ceska kariyerleri, Rochester pası, Davidovas. Davidovas! 3 sayılık isabet. Güzel maç oluyor gerçekten. Seyredilesi güzel bir maç. 70-69. Ceska kaçıyor. Kızı Yıldız kovalıyor ama Ceska rahat nefes almakta zorlanıyor açıkçası. Geçen hafta bir de Alba tecrübesi var. Mike James, Kurbanov 3 sayılık atış. Kurbanov kaçtı. Lloyd rebound'u aldı. Şimdi öne geçebilecek mi Kızıl Yıldız? Jordan Lloyd. Bir diyor bakalım, o bir oyunu ne? Clyburn karşısında. Henüz hareketlenmediler. Şimdi Davidovac perdelemeye geliyor. Mike James karşısında Lloyd'un. Mike James süratli tabii savunmada. Lloyd atışı kaçtı. Rebound Davidovac. Basket geliyor. Kızıl Yıldız öne geçiyor. 71-70. O kadar kişinin arasında Davidovac rebound aldı. Bakın 4 kişi birden var. Terry'yi de sayıyorum. Arkada Kurica da var. Yani Lloyd'un tercihi belki çok hani sağlıklı değil. Ama mecbur kaldı karşısında. Hareketli bir Mike James. Savunmada geçilmeyen bir Mike James. Ona karşı çabuk bir Mike James. El üstü atmak zorunda kaldı. Itudis. Görüntüye geldi. O pozisyonu muydu gerçi bu tepki? Bilemiyorum. Mola geliyor. Ceska'dan. 1-0-3 var. Ceska yine kabus mu görecek yoksa? Monika'dan maçına baş hakeminden bir dip çizgi işareti gördüm. Kendi yer alanından başlayacak. Ceska süreyi kullanmak isteyecekler. Emmanuel Terry'nin Euroleague'deki ilk maçı Kızıl Yıldız formasıyla. Altı sayısı var. İki rebound. Bir blok katkısı Terry'den ve
Son bir dakika. Kırılma anları maçta. Voigtman'ın perdelemesi. Terry karşılıyor. Voigtman devrildi içeriye. Şimdi Mike James Terry ile kaldı. Mike James pasını verdi. Hackett bir üstelik atışta. Daniel Hackett'ın gecesi. Daniel Hackett'ın gecesi. Belgrad'da Daniel Hackett Show. Müthiş bir performans Daniel Hackett'tan. 8'de 6 üstelik isabet Hackett. Az önce dediğimi herhalde tekrarlamam gerekiyor. Yine Mike James'e double team'e gittiler. Daniel Hackett'ı boş bıraktılar. Kurica yetişti ama nafile. Bu arada Hackett'ın kariyer rekoru Armani Milan maçı 26 Aralık 2019 geçen sezon 28 sayı. Şu anda eğer evet güncellenmiş haliyle 27 sayıda Daniel Hackett. 37 verimlilik puanı var. Daniel Hackett'ın verimlilik puanı anlamında da Montepaschi Siena forması giyerken Galatasaray'a karşı 2013'te bir 30 verimlilik puanı var en yüksek sayı. Yani düşürmezse son bölümde ki zannetmiyorum. Bu da kariyer rekoru olacak verimlilik puanı anlamında. 2 top çalması var. 5 reboundu var. Faulü yok bu arada. Negatif istatistik olarak söylüyorum. Faul yok. 1 top kaybı var. Tek negatif istatistiği belki de. Bir de 2 tane de üçlük kaçırdı. O kadar. Daniel Hackett 3 asisti var. Yani Mike James diyoruz ya biraz zarar veriyor. Sayı olarak verim vermiyor ama yani Hackett'ın şu attığı sayıların birçoğu Mike James asisti. 8 asisti var Mike James'in de bu sayede. O da böyle katkı vermiş oldu diyelim. Jordan Lloyd. Lloyd çembere gidiyor. Lloyd! Faul ve atış sırasında faul işareti. CSKA Moskova'nın takım faul hakkı dolmamıştı. Şimdi doluyor. Jordan Lloyd çizgiye gelecek. Skoru eşitleme şansı. Şimdi şöyle bir not da var. 8'de 6 üçlük. Bir üçlük daha atarsa 7. üçlüğü Daniel Hackett'ın olacak. Geçen sezonki maçta da 6 üçlük atmıştı. Armani Milan mücadelesinde Daniel Hackett. 73-73. Mike James. Voigtman'ın perdelemesi. Hackett yine yerini aldı. Bu kez yardım gelmiyor. Nazic karşısında. Mike James imza atışı. Mike James kaçırdı. Nazic reboundu aldı. Şimdi son top. Lloyd getiriyor. Belgrad'da bakalım neler olacak. Mike James karşısında. Jordan Lloyd. Nazic yer değiştiriyor. Davidovac bekliyor. Jordan Lloyd. Son 2. 1. Lloyd atıyor. Kısa kalıyor. Uzatmaya gidiyoruz. 73-73. Kızı yıldız bırakmadı maçı. Daniel Hackett'ın nefis performansı CSKA Moskova'ya galibiyeti getirmedi normal sürede. Jordan Lloyd çemberi dahi bulamadı. Ve uzatma zamanı. İlginç bir mücadele oluyor diyebiliriz. İşte Hackett'ın üçlükleri 9'da 6 ile oynamıştı geçen sezonki Armani Milano mücadelesinde. Daniel Hackett 28 sayı kaydetmişti. 27'de verimlilik puanı vardı. Bu akşam şu ana kadar 27 sayı. 37 verimlilik puanı. 8'de 6 üçlük. Bir tık daha az kullandı. Yüzdesi daha yüksek tabii.
73-73'lük skor. Geçen hafta Alba Berlin karşısında bir kabus gördü resmen CSKA Moskova. Bu hafta da Belgrad'da rahat nefes alamıyorlar açıkçası. Uzatmaya gidiyoruz ve Clyburn'e şimdi uzatmada ilk basket CSKA Moskova'da. Will Clyburn 16 sayı. 15'te 6 saha içi isabeti var. Çizgiden de 4'te 3 serbest atış çizgisinden Will Clyburn bu akşam. Lloyd'un pası Rochester'ı. Rochester'ı Emmanuel Terry hava yolları. İş başında. Hele şükür yapabildiler şu aleyi bu. Birkaç kez denediler. Olmadı. Ya çok yüksek top attılar ya da CSKA'lı oyuncular bozmuştu. Emmanuel Terry smaçla bitirdi. Mike James alır almaz 3 sayılık atış kaçtı. Terry o kadar uçtuğuna değmedi. Davidovats da rebound'a girmişti. Almak üzereydi. Şimdi Kurbanov. Hackett. Hackett. Hackett iki sayılık atış. Daniel Hackett bu kez kaçtı. Lloyd rebound aldı. 75-75. Rochester. Jordan Lloyd. Emmanuel Terry. Rochester. 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 Yine Emmanuel Terry. Bu kez tek elle bitirdi. Emmanuel Terry. Ya o kadar belliydi ki şu ikili oyunda bunu yapacakları. Clyburn düşmedi aşağıya. Davidovats'ı riske edemedi. Koko Şengelya kenarda bekliyor. 77-75 önde Kızılyıldız. Kurbanov, Şengelya, Clyburn, Hackett, Mike James beşi şu an sağda. Lloyd, üç sayılık atışa isabetli. Bu arada evet, az önce aktaramadım size. İstatistiklere bakarken, Voigtman topu oyuna sokmak üzereyken çizgiye basınca, ayağının tamamıyla çizgiye basınca top Kızılyıldız'a geçti ve o hatayı da böyle cezalandırdılar. Lloyd'un 3 sayılık isabeti fark 5 sayıya çıktı. Fark 5 sayıya çıktı. Jordan Lloyd 25 sayı oldu. Mola geldi. 80-75 önde Kızılyıldız. Uzatmadayız. Normal süre 73-73 bitmişti uzatmada. Şu an 7-2'lik skor Kızılyıldız lehine. İki takım da 9'er 3 sayılık isabet buldular. Kızılyıldız 20'de 9. CSKA 24'te 9. Mike James'in isabeti yok. 3 sayı isabeti yok. 3'te 0. Daron Hilliard 2'de 0. Johannes Voigtman 1'de 0. Artı 5 yani bu 3 oyuncudan geliyor kaçan. Atış olarak. Ve Daniel Hackett'la şimdi CSKA Moskova hücumu. Hackett bir kez daha. Langston Hall'un faulü geldi. Evet şurada eliyle müdahale. Takım faul hakkı doluydu Kızılyıldız'ın. Hackett çizgide. Daniel Hackett.
İlk atışı başarılı. Kariyer rekorunu egale ediyor şu an. Daniel Hackett 2'de 2 çizgiden 29 sayı ve geçen sezonki Armani Milano mücadelesinden sonra kariyer rekorunu geliştiriyor Daniel Hackett. Langston Hall, Jordan Lloyd, Lloyd çembere gitti, Lloyd zorladı, Lloyd turnikeyi bıraktı. Jordan Lloyd iş başında şu dakikalarda. 4 faulü var, savunmada da pek geri adım atmıyor Jordan Lloyd. Hücumda da sazı eline almış vaziyette. Kritik basketler Jordan Lloyd'dan. Takımına liderlik yapıyor. Mike James, James faulü aldı. 2 serbest atış gelecek zaten, takım faul hakkı dolu. Son 3 dakika. Mike James çizgiye gelecek. Jordan Lloyd, Kurbanov ve Şengeli üzerinden turnikeyi bırakıyor burada. Kurica oyunda. Kurica, Lazic, Davidovas, Lloyd, Hall. Emmanuel Terry geldi kenara. Mike James. 5 sayısı var. 6 oldu. 6 sayı 8 asist oynuyor Mike James. Jordan Lloyd. Davidovac. Lloyd. Hackett yanında. Kurica devrildi. Lazic tekrar aldı. Lloyd. Kurica bu kez soldan perdelemeyi yaptı. Şengelyan üzerine gitti. Dengesini kaybetti. Bir ayak uzatma işareti gördüm hakemden. Faul düdüğü geldi. Bakalım. Ceska'nın da takım faul hakkı da olmuştu. Şengelya da 5 faulle oyun dışında kalıyor. Bu arada az önce Emmanuel Terry de 5 faulle oyun dışında kaldı. Kenara gelmesinin sebebi oydu. Şengelya da maçta 3. oyuncu oluyor. 5 faulle oyun dışında kalan. Hemen bakıyorum, Lloyd'un 4 faulü var. Branko Lazic'in 4 faulü var. Sınırda olan isimleri sayıyorum. Ve Deron Hilliard da 4 faulle sınırda ama kenarda Hilliard. Lazic ve Lloyd ise oyunda. Lloyd şimdi çizgide 2 serbest atış kullanacak. İlk atışı başarılı. İlk yarıda da bahsetmiştim. Lloyd'un şut tekniği, şut mekaniği biraz Gerald Eddy'ye benziyor. Hızlı çıkartıyor topu elinden. Son bilekten çıkarken top bir sanki sert bir şekilde gönderiyormuş gibi ama Boy kenara geldi. Şimdi savunma hücum takımları şeklinde bir hamleler göreceğiz. Sasha Obradovic'den malum Lloyd'un faul problemi var. Lazic'in var ama o oyunda savunmada, savunma kısmı Lazic denilince önemli Kızılyıldız için. Mike James. Mike James geri adım attı. Atışı isabetli Mike James. Farkı 3 sayıya indiriyor Mike James. 84-81. Langston Hall. Kurica. Lazic. Langston Hall çıktı perdelerden aldı. Voigtman karşısında. Langston Hall. Pasını verdi. Kurica. Kurica. Baseline dışarıya çıkardı. Lazic bir fake yaptı. 3 sayılık atış denemesi. İsabetli değil. Rebound kimde? Will Clyburn'de. Clyburn tam sağa getiriyor topu. Çembere doğru gidiyor ama Lazic topu çalabilecek mi? Kendini attı yere. Top için her şeyi yaptı ama son hamle yeterli olmadı. Hani derler ya, her topu atlayacaksınız. Her top için mücadele edeceksiniz. Lazic onu yaptı. Fakat dışarıya da çıkmıştı topla. Şimdi 17 saniye var hücum saatinde. 1.50 var maç saatinde. 84-81 önde Kızılyıldız.
Voigtman. Uzatmada crunch time, kırılma zamanı artık, kırılma anı. Her hücum çok kritik. Mike James Lazic'e 5 faulü aldırdı. Branko Lazic 5. faulü oyun dışında. Ben o kadar çok anlattım ki Lazic'e artık şu yorumu yapabilecek herhalde haddim var diye düşünüyorum. Lazic standartlarında bayağı geç çıktı oyundan aslında. Normalde daha çabuk faul problemine giren, hatta daha çabuk beşleyen bir isim ama. Bugünkü katkısına şöyle bir bakalım. Laz için 2 sayı var. 3 de rebound almış. 1 top kaybı, 1 top çalma. Yani top çalmadı. Az önce az daha yine alıyordu ama başarılı olamamıştı. Mike James çizgide. İlk atışı başarılı. Davidovac görüntüde. Mike James ikinci serbest atışı. Farkı 1'e indirme şansı. Mike James bu kaçtı. Davidovac reboundu aldı. 84-82 devam ediyor maç. Langston Hall, Jordan Lloyd oyunda. Langston Hall Clyburn karşısında. Kurica'dan bir perdeleme daha. Git dedi Kurica'ya. Poitman'a karşı oynuyor. Langston Hall atış isabetli. Mike James çek dağlı topu. Şimdi getiriyor. Mike James. Hackett'ı bulamıyorlar bu dakikalarda. Biraz soğumuş olabilir Hackett. Clyburn sırtı dönük. Davidovac'a karşı. Clyburn, Davidovac. ...84-82 Clyburn çizgiye gelecek. Şurada bakalım. Hafif göğsü öne çıkartarak savunma yapmaya çalışmış. Eller havada olabilir. Corey Walden 5 faal, Branko Lazic 5 faal, Emmanuel Terry 5 faal, Jordan Lloyd 4 faal sınırında. Dobrit oyunda. Sasha Obradovic görüntüde. Soy adaşı diyelim Jeliko Obradovic. Kim bir öğrencisiydi milli takımda. Yugoslavya milli takımda o. Alexander Georgievich'in de şu an Vitus Bologna'nın başındaki Georgievich'in yedeğiydi aslında ama sonrasında Jeliko Obradovic'in de gözdesi olmuştu aslında. Hep onu ilk 5 başlatıyordu sonraki turnuvalarda diyelim. Jordan Lloyd çok kritik bir hücum. Obradovic'in öğrencileri önde. 86-84 Sasha Obradovic'in tabii. Şimdi Clyburn sırtı dönük Lloyd'a karşı. Clyburn pasını verdi. Hackett bekledi. Voigtman, Hackett. 40 saniye var. Mike James kritik bir hücum. Mike James. Mike James araya girdi. Mike James blok geldi. Mike James'e Belgrad'da. Mike James Dobrić'e takıldı. Çok önemli bir blok. Şimdi çok önemli bir hücum Kızıl Yıldız için. Rochester bekliyor. Süreyi sonuna kadar kullanacaklar. Jordan Lloyd aldı. 5 saniye, 4 saniye. Lloyd kaybetmek üzere. Lloyd bırakmadı. Davidovac saate baktı ama kısa kaldı atışı. Atışı kısa kaldı. Itudis bu arada kenarda. İtirazları var. Saat işareti 24 saniye süresine itiraz etmişti. Dobrić'ten karıştı isimler artık. Dobrić'ten Mike James'e blok. Jordan Lloyd'un bu turnikesi öne geçirmişti Kızıl Yıldız'ı. Mike James topu getiriyor. Mike James 3 saniye var. Mike James geri adım attı. Mike James kaçtı. Kızıl Yıldız kazandı. Alexander Nikolić spor salonunda Kızıl Yıldız Sasha Obradovic'in